İşte böyle tamirciler. Hadi tamirhaneyi tertemiz yapalım. Aa, bakın bir müşteri geldi. Kamyon ailesi gelmiş. Anne kamyon, geri dönüşümlü anne ve bebek kamyon. Bebek kamyon hiç mutlu görünmüyor ama. Dişin mi sallanıyor? Bu konuda hiç endişelenme bebek kamyon. Dişin çıktığında yatarken yastığının altına koy ve sabah altın bir para bul. Aa, hayır olamaz. Bebek kamyon hapşırınca dişi de fırladı. Aa, merak etme, biz dişini buluruz. Hadi koşun tamirciler. Üzgünüm Yeşil, ama o bir diş değil. Oh, 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 oh. Dikkat et Sarı. Ah, bütün tamirhaneyi baştan sona aradık ama bebek kamyonun dişini hiçbir yerde bulamadık. Ha. Durun biraz. Bakmadığımız bir yer daha var. Mavinin toz alıcısı. Aha! Al bakalım bebek kamyon. Şimdi eve gidip dişi yastığının altına koy. Yakında daha fazla macerayla Gecko'nun tamirhanesinde birlikte olmak üzere. Görüşürüz. Bu bir çukur. Damperli Dylan ve kazma makinesi Eric'e haber verelim. Olamaz. Otobüs Bobby'nin başı dertte galiba. Bu da ne böyle? Kaza yapmış. Hadi onu yola çekelim Tilly. Ha, endişelenme Bobby. Seni tamir edip tekrar yola çıkmanı sağlayacağız. Tamirhanenin kapıları açılsın. Yardımınıza ihtiyacı olan bir araç var. Bakalım sorun neymiş Bobby? Önce gözlerine bir bakayım. İş başına tamirciler. Gözlerinde bir sorun yok demek ki. Tekerleklerine bakalım. Tekerleklerinde de bir sorun yok. Aha, sorunun kaynağını buldum. Ön taraftaki aksın yamulmuş. Endişelenme. Bir yolunu bulacağız dostum. Zikzak çizmeden gidebileceksin. Aksın eskisinden de iyi. Bobby'yi düzeltebildiğimiz için çok mutluyum. Bir dosta yardım edebilmek harika bir his. Bunlar anne kamyon ve bebek kamyon. Acaba neden burada bekliyorlar? Tünel tıkandı ve siz de geçemiyor musunuz? Ben bir kontrol edeyim. Olamaz. Göçük oluşmuş. Kapandı. İçeride mahsur kaldık. Merak etmeyin. Alet çantam yanımda. Bize daha büyük aletler lazım. Tilinin gücü bile kayayı yerinden oynatamıyor. Peki nasıl dışarı çıkacağız? Güçlü olduğunu bilmiyordum. Anne kamyon hepimizi kurtardı. Bütün kayayı temizlemek için ekskavatör Eric'i arasam iyi olacak. Gecko'nun tamirhanesinde yeni maceralarla buluşmak üzere. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Aman tanrım. Bugün otobüs geri servise gelecekti. Siz halleder misiniz tamirciler? Her şey yolunda mı? Ha? O sesler de ne öyle? Sorun yok. Artık daha iyi hissediyorum. Ha? Öyle görünüyor ki her şey kontrol altında. Aferin size. Şimdi Max. Bu gürültü de ne böyle? Harika inişti Max. Yeni taktığımız askı yayları güvenli bir iniş yapmanı sağladı yani. Ek bir plana ihtiyacımız kalmadı. Sence kırmızı? Birkaç küçük ayar yapsam yeterli olur bence. Sen de abin gibi olmak istersin değil mi Molly? Buradan sakın ayrılma. Ben senin tekerlerine Gecko'nun taktıklarından çok daha iyi yaylar takacağım. Göreceksin. Bitmek üzere Max. Orta ne? Beklediğimden daha çok zıplıyor. Olamaz. Molly çok fazla zıplıyor. Onu durdurmamız gerek. Çabuk kırmızı. B planına geç. Hazır mısın kırmızı? Şimdi kırmızı. B planını devreye sok. Korkma, geçtim Molly. Abin gibi olmak istediğini biliyorum, evet, ama gel de şu yaylarını düzeltelim, olur mu? Hadi Molly. Gecko benden daha iyi yay yapabileceğini sanıyor. Bu yeni yaylar düzgünce yere inmeni sağlayacak. Şimdilik hoşça kal Molly. Gidip oyun oynayabilirsin. İngiliz anahtarını uzatır mısın Mavi? Bu anahtar değil ki Mavi. Bu tahta bir kaşık. Galiba bebek kamyon geldi. Acaba neden bu kadar heyecanlı? İşte karşınızda gelincin yeni elektromıknatısı. Oh, oh. Peki nasıl kapatacağım? Oh, oh, oh. Aa, hayır olamaz. Bay Gelincik mıknatıs sorunu yaşıyor. Her şey yolunda Gecko. Acaba şuradaki vidayı çevirerek cihazı kapatabilir misin? Mavi bekle. Mıknatıslar metalden yapılmış her şeyi çeker. Hayır olamaz tamirciler. Aa, seni anlıyorum geri dönüşümlü anne. Cihazı kapatmam gerekiyor. Ama ben de metal bir şey kullanamam ki. Ha, tabii ya. Tahta kaşık. Ha? Sorun yok arkadaşlar. Sizi kurtaracağım. Tahta kaşıktan bir alet yaptım. Ah, bence işe yaramayacak. Hepiniz iyi misiniz? Aa, harika. Gecko'nun tamirhanesinde daha fazla macerayla birlikte olmak üzere. Görüşürüz. Gidelim tamirciler. Bugün tamirhaneye Fiona gelecek. Oy canına. Bendeniz tamirci gelinciğin sahibi gelincik. Her şeyi makinelerle daha hızlı hale getiririm. Merhaba Bay Gelincik, ben de Gecko. Aa, işte ilk müşterim geldi. Bütün işler bitmeli hızlıca. Tamirci Gelincik bu işte bir numara. Görüşürüz kurbağa. Adım Gecko. Pekala Floella. İşimiz uzun sürmez. Acaba hangi düğme işlemi başlatıyordu? Oo, hepsine basarsam olur bence. Yine bekleriz Felicity. Ne kadar çabuk bitti. Hay aksi, Fiona iyi görünmüyor. Hadi gel Fiona, sana bir bakayım. İşte sorun buymuş. Gelincik işi çabuk bitirebilmek için senin depona yağ yerine sabun koymuş. İşte sorunu güzelce hallettik. Fiona artık baloncuksuz. Doğru düğmeye bastığımdan eminim. İğrenç. Gecko'nun tamirhanesinde tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Tornavidalar aşkına tamirciler. Bu kapı gerçekten sıkışmış. Bu ses senden mi geldi Tilly? Bakın traktör Trevor geldi. Aa, anlaşılan yardıma ihtiyacım var. İçeri geç bakalım. Anlaşıldı. Arkadaşlar Sorunun kaynağını buldun galiba. Çarklarını değiştirmemiz gerek. Tamirciler, bize gereken çarklar için yağ ve Büyükanne Gecko'nun çok güçlü İngiliz anahtarı gerek. Tamirciler, bu anahtarı kaldırmak için güçlü kaslara ihtiyacınız var. İşte böyle daha iyi. Çarkların bayağı ısınmış. Bir de şimdi dene Trevor. Traktörlerin ağır yükleri taşıyabilmek için sağlam çarkları olmalı. Belki Trevor gücünü kullanarak bize yardım edebilir. Hadi arkadaşlar. Yaşasın. Aferin size takım. Görüşmek üzere Trevor. Güle güle. Bunlar da nereden gelmiş böyle? Bay Gelincik, iyi misiniz? Vicky'yi dünyanın en hızlı dondurma arabası haline getirdim. Ama tek bir dondurma bile alamadan uçtu gitti. Ortalığa daha fazla zarar vermeden Vicky'yi hemen durdurmamız gerek. İşte geliyor. Hazır mısın Mavi? Mavi, çabuk kapatma düğmesine bas. Bitti. Aferin sana Mavi. İyi de ben hala dondurmamı almadım. Roketlerden nefret ediyorum. Hadi tamirciler, gidip nasıl olduğuna bir bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İtfaiye arabası Fiona. Ne oldu, neyin var? Hortumun mu çalışmıyor? Hadi bir bakalım. Sakın merak etme Fiona. Seni hemen tamir ederiz. Gidip en iyi pensemi alayım. Ne? Hadi tamirciler, bana biraz yardım edin lütfen. Sen iyi misin sarı? Pekala, sanırım sorununu çözdük. Gecko'nun tamirhanesine geldiğin için teşekkür ederiz Fiona. Görüşürüz. Hadi Mavi, artık uyku zamanı. İyi geceler tamirciler. Ha? Bobby, bu saatte burada ne işin var senin? Aa, hayır olamaz. Sana yeni bir lastik lazım. Ben hallederim. Ama sessiz olmalıyız. Ha? Ucuz atlattık. Yo, hayır. Ne? Ha? Oh! Ha? Hayır. Ah, işte oldu Bobby. İyi geceler. Şimdi ben de biraz şuraya uzanayım bari. Sağ ol kırmızı. Bugün gerçekten çok sıcakmış. Şuraya baksana. Ha, bebek ve anne pikniğe gidiyor. Ama bebek hiç iyi görünmüyor. Gel bakalım bebek kamyon. Seni güzelce muayene edip sorun neymiş bulalım. Sorun buymuş demek. Senin çok ateşin var. Çabuk tamirciler, gidip su getirin. Olamaz. Yeteri kadar su içmiyorsun, değil mi? Hava sıcakken bol bol su içmek çok önemlidir. Çok daha iyi. Ama sanırım hala çok sıcaksın. Aha, buldum. Oto yıkamayı soğuğu ayarlar mısın lütfen kırmızı? Hadi bebek kamyon. Soğuk bir duş alma vakti. Ha. İyileştin. Şimdi rahatça pikniğe gidebilirsiniz. Güzel vakit geçirin. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Ben Gecko. Şu anda eve gidiyoruz. Ah! Bu bebek kamyon. Ne oldu bebek kamyon? Emziğini mi kaybettin? Tamam, üzülme. Biz sana emziğini buluruz. Hadi, hadi gidin tamirciler. O kırmızı çiçeklerin arasına da bakın. Bir şey var mı orada? Peki şu yeşilliklerin arasında yok mu? Orada bir şey görebiliyor musun? Buralarda bir yerde olmalı. Çok üzgünüm bebek kamyon. Hiçbir yerde emziğini bulamadım. Mavi! Aferin sana. Emziği bulmuşsun. Al bakalım bebek kamyon. Her şey yoluna girdi. Hepinize teşekkür ederim. Görüşürüz. Herkese merhaba. Ekskavatör Eric tamirhanemize geldi. Delme işlerini doğru düzgün yapıyor mu kontrol edeceğiz. Kim yardım etmek ister? Galiba seçeceğim kişi sarı. Oynamak istediğini biliyorum ama bence çalışırken de gayet eğlenebilirsin. Önce motorunu kontrol edeceğiz Eric. Hadi şimdi güzelce gaz ver bakalım. Bundan daha iyisini yapabilirsin Eric. İyi yakaladın sarı. Şimdi de palet parçalarına bakalım. Şimdi de sıra son parçada Eric. Bakalım kazma kolum nasıl çalışıyormuş. Oo! Biraz yağ çıkarır mısın sarı? Aferin sana Eric. Kontrolden geçtin. Artık istediğin kadar kazabilirsin. Sen de oynamak ister misin sarı? Eğlenceli olacağını söylemiştim sana. Gecko'nun tamirhanesinde daha fazla iş ve eğlencede görüşmek üzere. Herkese merhaba. Gecko'nun tamirhanesine tekrar hoş geldiniz. Şu anda Bobby'yi kontrolden geçiriyoruz. İşimiz neredeyse bitti. Durun! Tamirciler! Ben hala buradayım! Bobby! Bobby! Hayır, olamaz. Bağırıyorum ama beni duymuyor. Tamirciler! Hadi çabuk! Bir şeyler yapın! Dikkat! Dikkat edin. Önümüzde bir köprü var. Oh, tornavidalar aşkına ucuz yırttık. Bakın, bir yüksek köprü. Harika bir fikir tamirciler. Şimdi atlayıp merdiveni tutabilirsem. Kaçırdım. Şimdi ne olacak? Oh. Oh. İyi düşündün Sarı. Günü kurtardın. Sorun yok Bobby. Nereden bileceksin ki? Hem kimse yaralanmadı. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederim tamirciler. Siz olmasanız ben ne yapardım? Görüşürüz. Gecko'nun tamirhanesine tekrar hoş geldiniz. Bugün acil durum alarm sistemimizi kuruyoruz. Ha? Birinin başı dertte olmalı. Hadi oraya gidelim çekici Tili. Bu ekskavatör Eric. Galiba bir taşa çarpmış. Bak, paletlerinden biri kırılmış. Ha? Oh. Ha, mavi. Fırtına korkutucu olabiliyor biliyorum ama yardımına ihtiyacımız var. Hadi topla cesaretini. Yetişemiyorum. O boşluğa giremeyecek kadar büyüğüm. Ha? Aman tanrım, acele etmemiz gerek. Bak, sanırım baraj taşmak üzere. Mavi oraya sığabilecek kadar küçük. Aferin sana Mavi. Gerçekten çok cesursun. Aa, hayır, olamaz. Baraj yıkılmak üzere. Çabuk ol Mavi. Aferin sana Mavi. Korkularınla yüzleştin. Baksanıza, bir gökkuşağı. Gecko'dan hepinize sevgiler. Görüşürüz. Herkese merhaba. Ben Gecko. Bugün bizim için çok özel bir gün. Bebek kamyon ilk kez tamirhanemizi ziyaret edecek. Bu yüzden onun için tamirhanemizde çok özel bir karşılama yapacağız. Merhaba bebek kamyon. Heyecanlı mısın? Sorun değil. Güvenli ellerdesin. Değil mi tamircilerim? Ah! Bebek kamyon, bekle. Aa, olamaz. Bebek kamyonu korkutup kaçırdık. Merak etme anne kamyon, biz onu buluruz. Hadi tamirciler, bebek kamyonu bulmamız gerekiyor. Oh, bebek kamyon. Acaba nerede olabilir? Saklanıyor musun bebek kamyon? Yoksa endişeli misin? Bak ne diyeceğim. Ben de öyleyim. Tamirhaneye ilk kez geliyorsun. Ziyaretinin çok özel olmasını istiyoruz. Seni korkuttuysak özür dileriz. Ama söz veriyorum, seninle herkesten çok ilgileneceğiz. Anlaştık mı? Tamirhanenin kapıları açılsın. Şimdi bebek kamyona yardım etme vakti. İyi günler dilerim bebek kamyon. Gerçekten çok cesurdun. Rica ederim bebek kamyon. Gecko'nun tamirhanesinde bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Vaktinden de erken gelmişsin Erik. Tamirciler! Erik tamir edilmek için sabırsızlanıyor. Hadi kalkın uykucular. Tüm gece şarj oldunuz. Enerji dolu olmanız gerek. Hadi Erik'i tamir edelim de yola çıkabilsin. Bugün onlara ne oldu hiç bilmiyorum. He? Haklısın Erik. Gece aletlerinin fişini takmayı unutmuşuz. Neden bu kadar bitkin oldukları anlaşıldı. Hadi bakalım uykucu tamirciler, şarj olma vakti. Şahmat. Yaşasın. Pekala tamirciler, şarjınız tamamen doldu. Hadi artık Erik'i tamir edelim. Tamamdır Erik. Gecko'nun tamirhanesinde tekrar görüşmek üzere. Çok haklısın Yeşil. Yangın çıkmış. Bak zaten itfaiye arabası da geliyor. Hayır olamaz. Anne ve bebek kamyon eğlencesine yarışıyor. Sesleri o kadar yüksek ki sirenleri duymuyorlar. Fiona, artık sana daha yüksek sesli bir siren takmamız gerek. Hadi tamirciler, artık Fiona'nın yeni sirenlerini takalım. Tamamdır. Şimdi yüksek ve güzel bir dadi sesi bulalım. İşte oldu. Hadi bir dene Fiona. Bu olmaz. Bu kapı zili gibi çünkü. Hadi bir daha deneyelim. Bu da dinozor sesi gibiydi. Bize dadi lazım. İşte bu bir dadiydi. Ama daha yüksek sesli olmalı. Şu trafik konisi senin sesini yükseltmişti değil mi? Belki benzer bir şey sireni de yükseltir. İşte ben buna yüksek ses derim. Güle güle Fiona. Gecko'nun tamirhanesine geldiğin için sağ ol. Gecko'nun tamirhanesine tekrar hoş geldiniz. Bugün harika güneşli bir gün. Hadi kırmızı, şimdi doğru çatıya. Bugün çatıdaki güneş panellerimizi çalıştıracağız. Paneller güneşten aldıkları enerjiyi tamirhanede kullanılacak temiz elektrik enerjisine çeviriyor. Merhaba Bobby. Vay canına. Şu haline bak. Ne kadar kirlenmişsin. Oysa seni daha dün yıkamıştık. Boş ver. Foşurt, şakırt, bıcı bıcı. Başlasın Gecko'nun oto yıkaması. Tertemiz oldun ve yola çıkmaya hazırsın Bobby. Oh, yine mi kirlendin? Bu nasıl oldu böyle? Galiba seni ellerimizle yıkamamız gerek. Tertemiz oldun. Seferlerine tekrar başlayabilirsin Bobby. Demek seni kirleten şey buymuş. Eski benzinli motorun. Bunun yerine temiz elektrik enerjili bir motora ne dersin? Güneş panelleri hazır mı? Paneller güneşten alır enerjisini. Temiz enerjiyle yola çıkar bizim Bobby. Yaşasın! Gecko'nun tamirhanesinde tekrar birlikte olmak üzere. Hey, Max gelmiş. Canavar kamyon. Bugün senin için ne yapabiliriz bakalım? Oh, kahramanın gibi mi görünmek istiyorsun? Yani ezici kral gibi ha? Sanırım bunu yapabiliriz Max. Ben aletlerimi alayım. Tamirciler, siz başlayın. Pekala, aletlerimi aldım. Tamirciler, siz ne yaptınız? Harika göründüğünü sanıyor olabilirsiniz. Ama Max'in istediği şey bu değil. Merak etme Max, seni düzelteceğiz. İşte bitti Max. İstediğin bu muydu? Gecko'nun tamirhanesinde bir mutlu müşteri daha. Yakında tekrar görüşürüz. Bak kırmızı, işte Cat de geliyor. Helikopter Helena'ya taktığımız yeni buz kızakları karın üzerinde güvenle inmelerini sağlayacak. Yeah! Başardın Helena. Merhaba Cat. Hola Gecko. Bak kırmızı. Carrie ve Barry kardan adam yapıyorlar. Hey vay. Ha? Tornavidalar aşkına. Buz parçası uzaklaşıyor. Bas gaza çekici tili. Merak etmeyin ikizler, sizi kurtaracağız. Buna tutun Keri. Evet. Olamaz. Cat, biri yakalamayı dener misin? Tabii denerim. Vamos Selena. Kırmızı. İşte başardık. Kardan adamı da kurtarabilseydik keşke. Gecko? Tüh! Lo siento. Sorun değil Cat. Bak işte kardan adamımız oldu. Kardan Gecko desek daha doğru. Aferin size tamirciler. Aha, tornavidalar aşkına. Sanırım burada biri ağlıyor. Aa, bakın canavar kamyon Max ve küçük kız kardeşi Molly. Yardıma ihtiyaçları var. Merhaba Max. Merhaba Molly. Atlı karıncanın vidalarını gevşetmek gerek. Merak etme Molly. Tekrar dönmesini sağlayabiliriz. Bakın kamyon ailesi de gelmiş. Merhaba bebek kamyon. Uçurtmana uçurmak için yardım lazım herhalde. Ve benim bir fikrim var. Bize yağ ve bir anahtar gerek tamirciler. Pekala tamirciler, itin. Bu da ne böyle? Başım dönüyor. Artık planımı test edebiliriz. Hazır mısınız tamirciler? Bu sefer dikkatlice. İşe yaradı. Aferin size tamirciler. Sonunda herkes mutlu. Tatil ne kadar güzel bir şey. Kamp yapmaya bayılıyorum. Oh, ateş sönmeye başladı. Sarı, biraz daha odun bulabilir misin lütfen? Şimdi de hikaye zamanı. Galiba hikaye kitabımız karavanda kaldı Yeşil. Teşekkür ederim Sarı. Durun biraz. Bunlar karavanın takozları. Demek ki... Acele edin. Şu karavanı yakalayın hemen. Ha? Bu karavanı durdurmanın bir yolu olmalı. Teşekkür ederim Yeşil. Tornavidalar aşkına. Yaşasın. Çok iyi işte Tilly. Ah, hepinize aferin. Heyecan sona erdi. Doğru yeşil. İşte şimdi hikaye zamanı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tabelamızı boyama vakti gelmiş tamirciler. Mavi, sarıyla birlikte yeşil boyayı alıp çatıya çıkabilir misin lütfen? Olamaz. Fiona'nın tamponu kırılmış. İçeri gel de düzeltelim şunu. Yeşil, bize ekstra güçlü tutkalı getirir misin lütfen? Yeşil olmamalıydı. Tutkalın mavi ve yeşil almış olmalı. Çabuk. Kırmızı. Çatıya çık hemen. Aa, zavallı kırmızı. Çatıya çıkmanın başka bir yolunu bulmamız gerek. Olamaz. Yapış yapış olmuşsunuz. Tutkal tamamen kurumadan sizi buradan kurtaralım. Fiona, hortumunu ödünç alabilir miyiz lütfen? Hiç endişelenmeyin tamirciler, birazdan sizi kurtaracağız. Hepinize aferin çocuklar. Fiona da ben de yepyeni görünüyoruz. İşte oldu Erik. Artık kolun eskisinden de iyi çalışacak. Tamirciler, ne yapıyorsunuz böyle? Aa, anladım. Korsan hazinesi arıyorsunuz. Yaha, kim tutar sizi? O ses neydi? Erik bir şey bulmuş. Belki de bu... gönüllü hazinedir. Acaba? Aa, sarı. Altın olmayabilirler. Ama bu hazine olmadıkları anlamına gelmez. Aa! Tada! Eski bir demir yolu el arabası. Ama... bir şey eksik galiba. Aa! Vay! Erik eski demir yolunu bulmuş. Hadi deneyin tamirciler. Gördünüz mü? Bir altın ya da gümüş olmaması hazine olmadığı anlamına gelmez. İş başına tamirciler. Pekala tamirciler, Max daha iyi zıplamak istiyor. Bu yüzden motorunu bir üst düzeye çıkarmalıyız. Mavi, kim gelmiş gidip bakar mısın lütfen? Kim gelmiş Mavi? Umarım küçük hediyemi beğenirsin Gecko. Bu da ne? Hediye mi? Kimden gelmiş acaba? Vay! Yeni bir araba kaldıracı. Hadi deneyelim. Kaldıraca yay koyduğumu düşünürsek sanıyorum ki birazcık yükseğim. Zıplayacaksın. Tamirciler! Sağ olun tamirciler. Sanırım bu kaldıraç birazcık bozukmuş. Dur bir dakika. Pekala Max, bir dene bakalım. Galiba her şey bir işe yarayabiliyor. Hepinize aferin çocuklar. Vay, aferin size tamirciler. Temiz tamirhane mutlu tamirhanedir. Çok garip. Elektriğimiz kesiliyor. Güneş panellerimizde bir arıza olmalı. Olamaz. Bulutlar güneşi kapatıyor. Ama bu bulutlar normal değil. Hadi gidip araştıralım. Dene bakalım Dylan. Anlayamıyorum. Motorunun düzgün çalışması lazımdı. Günergeleri aynen uyguladım. Günaydın Bay Weasel. Her şey yolunda mı? Her şey gayet yolunda Gecko. Ben vazgeçiyorum. Bir de ben bakayım Dylan. Kötü haber şu ki motorunu çıkarmamız gerek Dylan. İyi haberse ben de hem sana hem de etrafındakilere daha iyi gelecek yepyeni bir motor var. Harika. Güneşe çok ihtiyacımız var. Dylan'ın da öyle. Bu akü güneş panellerinden gelen enerjiyle şarj olacak. Biz de bu sırada Dylan'ın yeni elektrikli motorunu takacağız. Dylan. Aferin sana Yeşil. Temiz müşteriler mutlu müşterilerdir. Ve daha temiz bir gezegende mutlu bir gezegendir.